Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Evet. O eski Türkiye'deki işte baskılar, yasaklar, yolsuzluklar, yoksulluklar artık geride kaldı. Eski günlerde kaldı dedi. Yok işte kalmadı. Nasıl kaldı ya? Temelli arttı ya. Nasıl yani? Temelli. Başkanlık sistemi geldikten sonra temelli aşırı derece arttı yasaklar. Arttı diyorsun. Arttı, çok arttı. Neden abi? Yani neler var, neler yaşıyoruz? Tek adam olduğu için çok arttı. Tek adam olduğu için yani yönetimde 22 yıldır bu devleti yöneten ben miyim? Tayyip Erdoğan. Bu genellikle de kim ne konuşursa konuşsun, kendi partisinin içinde de konuşan olsa hemen ihraç dışarı. Bir ülkede icabında Maliye Bakanı olsun, bir başka bakan milli yok da Sağlık Bakanı olsun. Bu kadar bir dış devletlerde bu kadar erken değişmiyor. Neden yani bu kadar erken değişiyor? Mehmet Şimşek'e demedi mi zamanında hırsız mı? Sonra geliri getirdi. Hırsızı niye koydun geri başa? Ya niye koydun? Ekonomik anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi her sene geldiğimde bir tuhaf ya. Ülke bir tuhaf. Yurt dışında yaşıyorsun. Almanya'da yaşıyorum. Her geldiğimde bir ayrı fiyat, ayrı bir şeyler var yani ülkede. Pahalılık, ayrı bir şey var. Esnafı tutmuyor. Ortamı tutmuyor. Ben de anlamadım. Her zaman ezilen halk oluyor abi. Sırf kazanan hep baştakiler. Şöyle bir durum var bir de burada. Hani Maliye Bakanı vergilerden bahsediyor. Ya evin varsa beyanını buldur. Ya sen önce bir zenginlerin kapısını çal. Garibanın sırtına yükleme bu işi. Önce bir zenginlerden vergini topla. Benden de topla kardeşim. Eyvallah niye vermeyelim? Ama o zenginlerin kapısını niye vuramıyorsun ben anlamıyorum. Almanya'dan geldiğinizi söylediniz. Burası Antalya. Gurbetçilerimiz tatile geldiği için biz burada doğal olarak sık sık karşılaşıyoruz ve konuşuyoruz. Evet. Şimdi sizin anlattığınızdan farklı şeyler anlatıyorlar. Avrupa daha kötü. Biz de orada kiramızı ödeyemiyoruz. Türkiye cennet. Çık gel kardeşim ya. Avrupa kötüyse o kadar çık gel. Filistin olayı var. Görüyor musun? Hangi Müslüman devleti? Hepsini sorsak Müslümanım der. Hangisi çıkmış bağla? 41 bin insan ölmüş. Yazık mı? Hani orada Mısır desen, Türkiye desen kuru laflı olmuyor ki bu iş. Abi İsrail bir laf etmiş olsa hemen Amerika çıkartıyor gemilerini. İsrail'in arkasındayız. Ne yaparsa yapsın haksız dostsa İsrail'in arkasındayız. Ya Müslüman devletleri niye demiyor ki ben Müslüman'ın arkasındayım? Bir çoğu değil. Yani %99'u yok. Yani şey oluyorlar daha doğrusu halka ayrı konuşma bir de arkası ayrı konuşma. Dışarıya konuşma ayrıdır. Ya da diyorum ki ben sana kardeşim ben halkıma şu lafı konuşacağım ama dediğini de yapacağım. Ben merak ediyorum. Birçok gurbetçi vatandaşımız da Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyorlar ama kurulu düzenler oldukları için gelemiyorlarmış. Sizin var mı? Şu şartlarda Türkiye'de yaşamak ister misin? Şu şartlarda Türkiye'de yaşamak ancak büyük miktarda paran olur, evin barkın olur, gelirin olur burada. Çıkar gelir yaşarsın. Yaşında 60'ı geçmişse gelir yaşarsın. Euroların bozdurursun. Artık buradan ev mi almışsın, daire mi almışsın? Bunların kirasıyla beslenirsin. Orada birikintin de vardır. Her ay maaşın üstüne de bir 500 euro attı mı seni besler gider. Ama oranın ekonomisi enflasyonu %2, 2,2. Buranınki de bana göre %400-500 yani. Son ne zaman gelmiştiniz abi Türkiye'ye? Her sene bu aylarda gelirim. Her sene. Son geldiğinizden bu yana neler değişmiş? Yani bunu çok iyi fark ediyorsunuz siz çünkü. Yılda bir değişmiş kere geldiğiniz için. Her şey değişmiş yani. Fiyatlar değişmiş. Yani tek duran bir yerinde hükümet ama duran tek hükümet. Ondan harici her şey değişmiş abi. Oteller değişmiş, fiyatları değişmiş, halkın bazı esnaflar değişmiş, bazı esnaftaki fiyatlar tutmuyor. Ahlak yok bazı esnaflarda, hepsi için demiyorum ama yani çoğunda ahlak yok. Netice itibariyle günün sonunda siz de bu ülkenin evladısınız abi. Yani ben geldim burada 10 bin euro para harcadım. 10 bin euro nereye gidiyor? Devletin kasasına gidecek. Toplanıp Merkez Bankası'na gidecek bu para. Döviz giriyor. Yani rahatsızlık duyuyorlarsa bu dövizden de söylesinler ki gelmeyelim. Ülkenin geleceğine şöyle baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz abi? Ne olacak halimiz yani? Klasik bir soru. Yok abi şimdi geleceği bu ülkenin ne? Yok geleceği yok yani. Böyle sürünüp gidecek halk. O kadar vahim. Gitgide sürünecek yani. Kardeşim domatesleri görüyoruz. Karpuzları görüyoruz. Bilmem tır tır döküyorlar. Sen önce kendi köylüğün malına sahip çıkacaksın. Önce. Pahalı da olsa kendi köylüğün malına çıkacaksın ki sahip çıkacaksın ki bu köylü devamlı üretsin ki bu şehirdeki insanlar yesin. Ama sen köylüğün malını çöp attırırsan gidersin abi. Ondan sonra vay efendim çiftçimiz kalmadı. Köyde kimse kalmadı. Köyde nasıl insan kalsın abi? Sen köylüyün malını hakkını vermezsen köylü de boşalır gider. Önce üretim. Önce üretim, üretim, üret. Üretim olmayan bir ülkenin haline baksana. Almanya çok kötü diyorlar. 58 tane Müslüman devleti var. Onun yapmış olduğu ihracatla 58 Müslüman devletin ihracatıyla bir Almanya aynı mı? Almanya daha ağır basıyor. Abi konuşmak istiyorum. Niye ama? Bir de aramıza Kürt dediler, şu dediler, terörist dediler, şu dediler. Vay efendim şu bu. Oyalanıp gidiyoruz böyle birbirimizi yiyerek. Şöyle bir durum var. Halk az önce abiye de sordum bu soruyu. Girebilir miyim? Tabii buyurun abi.
Buradaki insanların hepsi Avrupa'ya gelmek istiyor. Almanya'sı güzel, Avusturya'sı güzel falan filan, işte parası iyi. Orası batmış falan değil. Çalışan insan yaşar. Hanım da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Çocuklarım da çalışıyor. Çok güzel yaşıyoruz. Avrupa'da ama değil buradaki mi? Evet, Avrupa'da. Ama buradaki insanlar Almanya'ya geliyor. Oturma izni alana kadar çabalıyorlar. Oturma izni aldın mı? Otur götünün üzerine. Affedersiniz bu lafı kullandım. Devlet yardım etsin. Ondan sonra sadece sınır, yani 500 euro para veriyor yaşamak için. O 500 euro ile anca geçinebiliyorsun. Almanya battı. Çalış. Çalıştığın zaman batmadı. Anlıyor musun? Arkadaşlar az önce dedi ki buradaki esnaflar dedi çok çıkmışsın. Bir arkadaşın lafı var, internette yayınlıyor. Türkiye'ye gidersen 3 misli 4 misli para götür yanında. Altına da demirden kilot giy diyor. Gerisini siz düşünün artık. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Buyurun abi. Çok heyecanlı bak. Ya şimdi bak, gerçekten de ben Almanya'da esnafım. Esnafım abi. Dükkanınız mı var? Dükkanım var abi. Esnafım. Ben çok insanlar geldi. Bak yalan değil. Doktor olan geldi, halde çalışıyor. Doktor. Buranın doktoru Almanya'da halde çalışıyor. Ondan sonra daha önce üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş, bir şey bulamamış, benden iş istiyor. Haliyle haline de bakıyorum, iş de veriyorum. Yalan değil. Ama ki buradaki ben şunu da görmek istiyorum. Buranın gençleri biraz, yani oradaki insanlara göre buradan Almanya'ya giden gençler, hayır yolla, hangi yolla giderse gitsin gençler, yani çalışma farkı arada çok büyük var. Tembelleşmiş buradaki gençler, eskisi abi gibi değil yani. 13 yaşından beri çalışıyorum ya kuaförde. İnanın bak, inanın. Abi, bakar mısın? Buyur 13 yaşından beri kuaförde çalışıyorum ben. Bilmiyorum. Yaşım nasıl çalışıyorsun? Yaş abi gece bilmiyorum çalışmak. Yani genelleme bak değil. Şimdi ben kalkıp da Türk halkının hepsi tembel dediğim zaman zan içine düşerim. Adam, öyle değil. Ama bu kadar tembel değildik. Abi, bu kadar tembel değildik ama ne kadar bu kadar tembel olmuşuk. Niye böyle olduk peki abi? Bunun bir yönetim, sebebi var mı? Yani baştaki eğitim, yönetim bu hale getirmiş halkı. Türkiye'den şikayet ettiniz. Hani röportajın başından beri sıkıntılardan bahsettiniz. Ama abi, şimdi şöyle ki bir bakıyorum. Biz sandığa gidiyoruz halk olarak ve halkın bir gücü var. Bunu da sandıkta kullanabiliyoruz. Sandıktaki sonuçlara bakıyorum. Aynı şekilde Almanya'da bu durum aynı şekilde böyle. Halkın büyük bir çoğunluğu gidişattan memnun gibi gözüküyor. En azından sandıktan çıkan sonuç bunu gösteriyor. Almanya'da da böyle evet, bu durum. Öyle. Evet. Birçok vatandaş AK Parti'ye devam dedi. Devam dedi. Niye devam dedi? Karşısındaki rakip bir kere ben eleştirdim onu. Kılıçdaroğlu'nu eleştirdim. Kılıçdaroğlu al dedi ki kardeşim al bir 5 yıl daha yönet ülkeyi dedi. Tayyip Erdoğan'a bunu dedi. Muhalefetin eksikliği diyorsunuz. Tabii canım, yani altılı masaymış, çatlamış, çutlamış, bir şey koymamışsınız, bir şey etmemişsiniz. Ya kendi başına tek gir. Halk zaten görüyor. Aha bu son belediye seçimlerinde gördü halk. Ya tek gir. İnsan gibi icraatlarını ortaya koy, çık. Kılıçdaroğlu yine sağdan soldan konuşmaya başlıyor. Ya Tayyip'in ekmeğine yağ çalmaktır. Kılıçdaroğlu gibiler. Eğer Kılıçdaroğlu değil de İmamoğlu, Mahsur Yavaş olmuş olsa bu seçim alırdı. %100 alırdı. %100 alırdı ama ülkenin gidişatı, pahalılığı, asgari ücreti yükselt. 100 bin lira yap. Alım gücü ne? Paranın alım gücünü görelim. Şuradan 1000 euro bozdurdu muydum şu çanta almıyor. Ya oysa 5 tane bir kağıt. Yani asgari ücret istediğin kadar yükselt. Fiyatlar istediğin kadar, bir alım gücü olacak ülkede. Alım gücü olmadıktan sonra de 1 milyon ver. Ya Türk lirasının değeri düşüyor asgari ücreti yükseldikten. Düşmemesi gerekiyor. Aha yine düşün. Ben geldiğimde 35 idi. 3 hafta oldu. 38'e çıkmış. Seviniyor mu? Allah belamı versin sevinmiyor. Buradaki halk bir ben karım doymuş. Önemli değil ki. Genel şu ülkemin halkı doyması, huzurlu olması beni memnun eder. Bir komşun aç yatarken sen dok yatıyorsan demek insan değilsin. Yapacağımız nereden şey bu. Geliyor, Almanya'dan geliyorum abi. Memnun değil misin? Türkiye'den değil. Ben halk için endişeliyim. Şöyle o şey olarak, ekonomi olarak, şey olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile pek memnun değil ki abi. Yani insanlar memnun. Halkın, yani ben hükümetine benim işim de olmaz. Neden halkım, ben halkım. Halkımla. Neden bağlanıyor bu? Abi, her neden gün. Nereden kaynaklanıyor? Yönetimden ya abi, ben yönetmiyorum ki ülkeyi. Kim yönetiyorsa ondan bak pahalılık kaynaklanır. Yönetimden. Yönetim iyi yönetirse, dürüst yönetirse, yemezse, çalıp çırpmazsa, düzgün olursa demek ki yönetim iyi olur. Bana iş sağlarsa, işimi verirse demek yönetim, bu her şey yönetimden çıkıyor ileri. Başka kimden çıkacak? Sizce neden abi? Sizce neden? Vallahi bilmiyorum. Bence esnaflardan kaynaklanıyor. Bugün şuradan suyu 10 liraya, 6 liraya alıyorum. Aşağıda 45'e, 60'a veriyor. Serbest piyasa ama hep vardı bu ülkede. Vardı ama o kadar da olmayacak. Peki ne oldu son yıllarda biz bunlar yaşıyoruz? Ben bir şey soracağım. Bir şey sorabilir miyim? Çok güzel, doğru. 6 lira alıyor değil mi? 10 lira satıyor. Aç gözlük yapıyor esnaf. 10 lira yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Benim evimde 10 tane çocuğum var, tamam. Ne yaptın sen? Bir dakika abi. Bir dakika. Lafın gelişi. Lafın gelişi. Örnek. Benim evde 10 tane çocuğum var, tamam. O evi ben yönetiyorum. Çocuğum gidip kötü yola düşerse
Ayın içerse birisi gidip esnaf olur, tefecilik yaparsa kimin elinde o çocukları yetiştiremedim, doğru muyum? Biz ülkecek olarak bizi kimler yönetiyor? Bu ülkeyi yöneten kişiler, doğru muyum? Yok öyle bir şey. Bizim bak insanımızı denetim kötülemeyin. Denetim bak esnaf diyorsunuz, esnafla hiçbir alakası denetim yok bu olayın. Bak bizim ülkemiz, reis bir şey söyleyeceğim, bak yanlış anlamayın. Abi bir şey söyleyeceğim bak. Hollanda var ya, bizim Konya kadar bir ülke, biz bu ülkeden buğday, hayvan alıyoruz bu ülkeden. Konya kadar bir yer ya, niye mesela? Niye hiç sorgulamıyor musunuz? Neden bu şekilde? Esnaf alıyor, tamam doğru, alıyor tişörtü 20 lira, veriyor 200 lira. Niye bunu kim yönetecek? Benle sen mi yöneteceksin? Senin var mı gücün? Hadi. Reis yok yok. Yok reis, esnafta mı sıkıntı var? Esnafta mı sıkıntı var? Tamam baştakileri hadi biz eleştirmeyelim. Hadi kalk benle sen gidelim şu Şetin Kaya'nın fiyatlarını düşürelim. Yapabilir miyiz? Yapamayız ama baştakiler yapar. Yetki o insanda abi. Bak abicim yetki o insanda. Bak ben Vanlıyım. Bak ben Vanlıyım. Biz dünyanın en güzel ülkesiyiz. Çok güzel bir ülkemiz var. Hayvancılık yapabiliyoruz. Tarım yapabiliyoruz. Senede 4 mevsim yaşıyoruz biz. Her türlü şeyimiz var. Konya'da tarım mı yapılamayacak sence? Başka yerlerde tarım mı yapılamayacak? Antalya'da tarım mı yapılamayacak? Abi ver burada insana. Yok sana tarımcıya ver desteğini abi. Sen bankacıya şey vereceğine, millete faiz parası dağıtacağına ver abi tarımcıya desteği. Tarım yapsın. Bugün bu sorunları niye yaşıyoruz? Peki bu kadar imkanımız var. Abicim, biz yönetimden dolayı yaşıyoruz. Bu ülkeyi 4-5 sene boyunca Sayın Nebati diyorum bak eski şeyimiz ekonomi bakanı. Böyle bir insan bu ülkenin ekonomisini yönetti. Adamı görüyorsunuz yani şeyleri yaptığı projeler. Abi bunlar hep bize bağlı bak. Ya, halkına gırgır geçiyor. Halk. Şimdi ne yapayım bak bizde de sıkıntı var. Bizde nasıl bir sıkıntı var biliyor musun? Biz sürekli aynı şekilde aynı kişileri seçmeye devam ettik. Bir kişi bu ülkeyi yönetiyorsa seneye başkasını seç ki bu adam ben bu kadar iyi yönettiğime rağmen bakın beni seçmediler. Bu sefer gelen kişi de daha çok çalışır. Giden kişi de acaba ben bu kadar çalışmama rağmen niye bu insanlar beni gönderdi? Biz artık nasıl oluyor? Fanatikleştik. Falan parti, filan parti, şu parti, B parti, A parti. Yok öyle bir kafa artık. 18 sene Merkel yönetti. Ya yönet, güzel yönetiyor, güzel yönetmiyor mu abi? Bak reis benim ülkeme bak yanlış anlayın. Bizim ülkemizde Kürt-Türk sorunu vardı. Bak ben Kürt'üm, bir sürü Türk arkadaşım var. En çok sevdiğim arkadaşlarım Türk arkadaşlarım. Bu sorunu bu ülkede Suriyeliler, Suriyeliler, Afganlar bitirdi. Sen Merkel Almanya yönetiyor derken ne demek? 18 yıldır yönetiyordu dedi. Tamam. Ne demek istedin abi sen? Ben merak ettim şu anda. Ben senin ne demek istediğini merak ettim. Hocam sıra. Ben 2 senedir Avrupa vizesi almaya çalışıyorum. Bir dakika ben bir şey söyleyeyim. 2 senedir ben Avrupa vizesi almaya çalışıyorum. Turist olarak gideceğim ama sadece bir gezmek istiyorum. Hollanda'da bir arkadaşım var. Bahsediyor işte şöyle güzel, Hollanda böyle güzel. Ya gidip gezmek istiyorum ama param var, vereceğim, gezeceğim. Gidemiyorum. E abi Afgan, Suriye bilmem şey ha. Gelsinler olabilir. Bak ben mülteciye karşı değilim. Yani öbürsü gün burada da Allah korusun bir savaş çıkabilir. Biz çoluk çocuğumuzu kaçırmak zorunda kalabiliriz. Ona bir şey demiyorum ben. Ama abi biz keyfi tecavüzcüsünü alıyoruz. Pisliğini alıyoruz. Hırsızını alıyoruz. Ben gelen insanlara karşı değilim. Bak yanlış anlaşılmasın. Bu duruma herkes düşebilir. Herkesin ülkesinde savaş çıkabilir. Herkes kaçabilir. Sen yarın öbürsü gün şöyle söyleyeyim. Senin çok çocuğun vardır. Savaş çıkar abi. Sen bu riski göze alamayıp burayı terk etmek zorunda kalabilirsin. Yani bu herkesin başına gelir. Ama ben diyorum ki yani her kafadan alıyoruz. Sorgulamadan alıyoruz. Bak ben ne yapıyorum? Adam diyor ki hesabında euro olacak. Bir sene boyunca bir yerde çalışıyor olacaksın. Hiçbir suça güce bulaşmamış olacaksın. Abi şartlar onlar istiyor. Eyvallah. Merkel az önce abi Merkel dedi. Merkel bu şartı istiyorsa. Merkel bayan, normalde biz bir de ayrıştırma yapıyoruz. Ben erkeğim, o bayan şeyi var bizde. E o bayan fıstık gibi yönetiyorsa bizimki de çok şükür yani çok daha güzel yönetebilir bence. Çok daha güzel yönetebilirdi. Bizim etrafımızı sarmışlar. Herkese izin veriyoruz abi, olmayacak. Bak izinde de sıkıntı yok. Meselesi olmuş her şey. Abi diyor ki esnaf. Bizde bir savaş oldu, hepsi toplandılar. Müslümanlardan şöyle bir şey var mı? Yok, bizi tek bırakıyorlar, tek. Yaptırmıyorlar. Biz birbirimize yetmeyecek bir ülke miyiz? Niye yetmeyiz? Bu muhabbet, bu tartışma Türkiye'de çok yaşanıyor. Kısaca buna bir değinip gitmek istiyorum. Merkel çok başarılı bir siyasetçi değil, çok başarılı bir politikacı değil. Hayır, Alman halkı ahlaklı insanlar, akıllı insanlar, çalışkan insanlar. Merkel gitsin, Merkel'den 10 kat gerizekalı bir insan gelsin. Almanya'daki sistem bozulmaz, halkı düzgün, tabanı düzgün olduğu için. Yani önemli
önemli olan halktır. Halktan kaynaklanan bir durum. Bizim başımıza en başarılı politikacı kimse onu getirin. Yani Atatürk'ü de getirseniz, Fatih Sultan Mehmet'i de getirseniz bir halt olmaz yani. Argo kullanmak istemiyorum. Ne oldu da biz ahlakımızı yitirdik, kaybettik? Ya bilmiyorum. Son 20 yılda özellikle son 50 yılda bir çıkarcılık, bir menfaatçilik, bir bireyselcilik. Kimse bir iş yap. Evet. Bizi yöneten son hükümetlerden dolayı. Abi haram diyoruz. Diyanet İşlerimiz faiz haram diyor. Ertesi gün Ekonomi Bakanımız faizle ilgili yeni şeyler çıkarıyorlar. Yeni projeler çıkarıyorlar. Cami yapalım diyoruz. Ertesi gün caminin yanına, yanlış anlamayın da, genel evi yaptırıyoruz bu ülkede. E tabii ki bu insanın ahlakını bozar. Biz yeni gençlerimizi sadece okul okumaya dahil okutuyoruz. Öyle olmaz ki. Sen adamı sınava sokuyorsun adamı, tamam, adamı savcı yapacaksın. Ya o adamı din kültürü öğretmeni yapacaksın. Fatih Sultan Mehmet'in biz yaşını soruyoruz bu adama. Bu şekilde olmaz ki bu yönetim. Sen bu adamı din kültürü öğretmeni yapacaksan, bu insanı o şeye göre okutacaksın. Bu insan din üzerine okuyacak. E biz bu adama matematik öğretiyoruz, geometri öğretiyoruz, Türkçe öğretiyoruz, Arapça öğretiyoruz. Adamda ahlak sıfır, insanlık sıfır. Bir tane peygamber nasıl şeyi yönetmiş bilmez. Sadece onların kitaptan okuduğuyla kalır. O şekilde olmaz bu. Adam savcı olur, adamı şeye tabi tutarız. Neydi ya şu sistem bir ara çıktı, reis sorusu falan sordular. Mülakat. Mülakat. Mülakatı nerede yapacaklar biliyorsun abi? Doktor olan adama yapmayacaklar mülakatı. Doktor olan adam zaten okumuştur. O bilgisi vardır, olmuştur. Onu sen kime yaparsın biliyorsun? Öğretmene yaparsın. Çünkü ahlaklı bir öğretmen çok güzel öğrenciler yetiştirebilir. Din kültürü hocalarına yapacaksın. Bizim cami imamlarımız. Ben camiye gitmekten nefret ediyorum. Siyaset yapıyorlar camilerde. Ülkenin ahlakı bundan dolayı bozuldu. Bizim imamlarımız akşama kadar faiz haram diyor. Hepsi maaşlarını promosyonlu olarak bankalardan alıyor. E sen faiz en başta yiyorsun zaten. Şimdi sen sigara içiyorsun ya, çocuğuna içme diyebilir misin? Ben de sen arkadaşız. Ben kötü bir şey yapıyorsam öbür arkadaşıma bak kötü yapma diyebilir misin? Diyemezsin. Yok öyle bir dünya. Sen bana haiz haram diyorsun. E alıyorsun oradan maaşını. Bir de sana veriyorlar iki senede bir 40'ar bin 50'şer bin. Bu sene herhalde bir 100 bin falan olur. E alıyorsun orada faizli maaş. Ben niye almayayım o zaman? Doğru muyum? Her şeyimizi özelleştirdiler. Benim geçen gün otoyol ya benim 2300 lira, 300 lira otoyol bana şey yazmış, İstanbul'da Kuzey Marmara otoyolu şahıs otobanıymış. Ya bir devletin yolu şirket olabilir mi? Aracımı satacağım, bu şirket benim aracıma haciz koymuş 2300 lira. İstanbul 9. İcra Dairesi, böyle bir sistem var mı? Ben devletime borçlu olayım ama benim devletimin yaptığı yolu bir şahıs onun üzerinden nasıl bana şey yapabilir? Şeker fabrikalarımız şahıslaştırdı. Elektriklerimiz şahıslaştırdı. Ne kaldı, bizim neyimiz kaldı? Ya toprağımızı Araplara satıyoruz. Yani bir ülkenin daha çok düşebilecek, daha ezik bir hal yok bence. Ya abi bak, sana işin doğrusunu söylüyorum. Yanlış anlamayın. Burada siyaset yapmıyorum ben yani. Bundan daha kötü bir durum yaşıyor olabilir miyiz? Bak doğru, güzel şeyler mi yok? Güzel şeyler var. Bizim nenelerimiz, dedelerimiz anlatar. Yokluk vardı, şu vardı, bu vardı diye. Olabilir. Şu anda güzel. Bak bolluk var. Hemen hemen herkesin arabaları var. Doğrudur, şeyleri var. Ama bütün dünya bu şekilde. E abi o adamın daha çok hakkı var. Senin canın çıkıyor. Sen 20 sene boyunca çalışıyorsun bu ülkede. Bir tane ev alamıyorsun. Yazık değil mi sana? Evet, taksit de alamıyorum. Ya yazık değil mi sana? Benim çevremde 10 tane adam var. Bak benim arabam var. Vallahi çalışıyorum ama bak bilek gücüm la, inşaatlarda çalışa. Öyle üst bir şeyim de yok. Çalışırım alırım. Millet günde birer yemeye çalışır. Ben ikişer yemeye çalışırım. 13-14 yaşlarımdan beri çalışırım. Bir yerlere geldim mi geldim. En azından bir evim, bir arabam var. Ama bunu abi asgari ücretle çalışan insan yapamaz ki. Eklemek istediğin bir şey var mı son? Vallahi eklemek istediğim bir şey, halk olarak halka kızgın değil miyiz? Bizim halk olarak da biraz sıkıntılı bir halkız gerçekten. Çünkü birliğimiz yok. Ne yapıyoruz? Sürekli bizde fanatiklik var. Sen Kürtsün, ben Türk'üm. O Laz, bu Çerkez, şu falan parti, bu filan parti. Geçemeyecek insanlarımız var. Yani tek istediğim, yani duyabilirlerse lütfen kendilerini düzeltsinler. Artık fanatikliği bırakıp beraber birlik olma vakti, beraber daha güzel bir ülke olabilme vakti, beraber bu kadar fıstık gibi bir ülkeyi, dünyanın en güzel ülkesini, gelebilecek en güzel yerlere kalkındırma vakti. Yapamıyoruz. Umarım olur yani. Ben artık şahslara da bağlamak istemiyorum. Adaletsizliklerimiz olsun, şeylerimiz olsun. Çok var.
biraz önce arkadaş Selahattin Demirtaş'tan bahsetti. Benim çok beğendiğim bir siyasetçi. Çok takdir ettiğim bir siyasetçi. Kötü yanları da vardır. Beğenmeyen insanlar da olabilir. Olabilir. Suçlu da olabilir. Ama biz bu adamın suçlarını bilmiyoruz mesela. Bu adam geçen gün bu kadar ceza yedi. Diyarbakır bilmem Yasin Börü olayları dediler. Ertesi gün onu savunan parti, DEM Parti, o şey mahkemeden mesela beraat etti dedi. Adaletimiz sıfır mesela, adalete güven kalmamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var, bunu soruyorum. Yolsuzlukların, yoksullukların ve baskıların olduğu o günler artık çok geride kaldı dedi. Bunu soruyoruz vatandaşa. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Yoksulluk, yoksulluk kendi getirdi. Yoksulluk var diyorsun. Düzeni kendi bozdu. Bir yandan düzeltti, bir yandan bozdu. Yani insanla ayrım yap. Kendisine oy veren kendisindir. Diğerlerinde Türk Cumhuriyeti'ne kabul etmiyorum. Ayrım çok. Bir taraftan da memnun olanları görüyoruz abi. Böyle bir durum var. Memnun evet. Olan çok. Evet. Ha, ekonomi derseniz, ekonomi güzel. Yani güzel. Kimilerine güzel, kimilerine çok kötü. Ya Türkiye çok zengin bir memlekettir. Çok kişiler zengindir ama çok kişiler de fakirdir, açtır. Öyle geçinip gidiyor işte. Ne olacak bu hali? Düzensizlik var. Eşitlik istiyoruz bu kadar. Eşitlik olsun. Bence eşitlik olsun yani. Ya benim tercihim bu. Böyle giderse olur mu? Siz bunlara inanıyor musunuz? Bu sorunların düzeleceğine, eşitliğin olacağına, yok, adaletin... Ya 20 yıldan beri hep yalanla. Her 6 ayda bir yalan düzelecek. Şöyle yapacağız, şöyle olacak ama hiçbir şey de olmadı. Hep tersi oldu. Yani durmadan badana çektiriyor. Nereye kadar? Teker patlayıncaya kadar herhalde. Teker henüz patlamadı diyorsunuz. Patladı da. Patladı, değiştiriyorlar yani. Durmadan lastik patlayıp değişiyor. Mahvolmuş. Merhaba abi, iyi akşamlar. Nasılsınız? Eyvallah. İyisiniz abi. YouTube mu? Evet, YouTube. Aman kaç. Niye abi? Tamam. Yorum alıyoruz be. Aman. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İnandın mı? Artık ben de halka soruyorum, inanıyor mu insanlar? Peki sen inandın mı? Ben inanmadım. Tamam, ben de inanmıyorum. Neden inanmıyorsunuz abi? Çünkü o kadar çok o dönüşü var ki hangi birine inanayım? Ya şu anda enflasyon %50 mi? Ya bir pantolon 5.000 lira, 5.000. Bir pantolon, kumaş pantolon, düz kumaş pantolon 5.000 lira. He. Sen 17.000 liraya çalış, çocuğuna bir tane kumaş pantolon al bakayım alabilecek misin? Ondan sonra ne yiyeceksin? Kira 15.000. Oh, uçuyoruz. Daim olarak insanlara mikrofon uzatıyorum sokakta. Birçok insan ekonominin pek iyi olmadığı konusunda hemfikir. Ama sebeplerini tartışıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Sebepleri... Dış güçler diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar. Yok. Gençler, rica ederim. Alakası yok. Sebebi tek şey... Çok komik oluyor. Evet. Tek nedeni şu, yanlış yatırımlar, yanlış yatırımlar. Yanlış yatırımlar, köprüler, otoyollar, hastaneler, bunlar biliyorsun ne olduğunu işte. Şu anda ben sana bir şey söyleyeyim, şu anda çok durum kötü, tamam mı? Emeklilerden bahsediyorlar, emekliler ölüyoruz, ölüyoruz diyorlar değil mi? Seçim zamanı emeklilere 5.000 lira promosyon para versinler, hepsi gene ona oy verir. Niye abi, niye? Ya işte bu kadar yani, kafa bu kadar. Bak, Hitler... öldükten sonra, Almanya Savaşı kaybettikten sonra bir tane orada yetkili, şu anda adını hatırlamıyorum, ne dedi biliyor musun? Dedi ki gökyüzüne Hazreti İsa gelse dedi, ona bir daha tek kişiye bu kadar yetki vermeyiz dediler. Anladın mı? Evet. Tam başka da bir şey demiyorum. Eyvallah.